Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Apple, Çin'in isteği üzerine Kur'an uygulamasını kaldırdı. Apple, Çin rejiminin talebi üzerine Çin uygulama pazarından Kur'an-ı Kerim uygulamalarını kaldırdı. Böylece Çin'in yaptığı sözde dini özgürlük politikası iddiasının yalan olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. BBC'nin haberine göre Apple'in Çin rejiminin talebi üzerine Çin'deki Apple Store'den Kur'an Mecid uygulamasını kaldırdığını, ancak Apple ya da Çinli yetkililerin konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığı bildirildi. BBC haberinde uygulamanın kaldırılmasının nedeninin sözde yasa dışı dini içerik bulunması olduğu belirtildi. Haberde ayrıca başka bir İncil uygulama geliştirme şirketinin de Çin'in talebi üzerine İngilizce İncillerin güncellenmesi gerekçesiyle uygulamalarını kaldırmak zorunda kaldığı belirtildi. Kur'an Mecid uygulamasını geliştiren Pakistan'ın veri yönetimi şirketinden yapılan açıklamada Çinli yetkililerden daha fazla bilgi bekledikleri belirtildi. Karachi merkezli şirketin Çin'de yaklaşık 1 milyon ve dünya çapında yaklaşık 40 milyon kullanıcısı bulunuyor. Bu durumlar açıklandıktan sonra ABD İslam İlişkileri Konseyi, Apple'i Çin'in Müslümanlara ve diğer dindar insanlara zulmetmesine yardım etmekle suçladı. ABD İslam İlişkileri Konseyi İçişleri Başkan Yardımcısı Edward Ahmet Mitchell yaptığı açıklamada, "Bu karar iptal edilmelidir. ABD şirketleri şu anda Çin'e karşı koyamazlarsa, gelecek yüzyılda süper faşist bir devlet tarafından güvenlik tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklar" ifadelerine yer verdi. Ayrıca Amazon'un sesli kitap hizmeti Audible Audio and Video'da da İslami ve Hristiyan kutsal kitaplarını okumak için kullanılan bazı telefon uygulamalarını Çin'deki Apple App Store'dan da kaldırdı. Audible uygulamasının bir izin talebi nedeniyle geçen ay Çin'in en büyük Apple mağazasından kaldırıldığı belirtilmişti. Çin rejimi her zaman din özgürlüğünü tam olarak koruduğunu iddia etse de bu tür olayların ortaya çıkması Çin'in gerçek yüzünü uluslararası topluma ifşa etmekte ve Çin'in uluslararası teknoloji şirketleri üzerindeki kontrolünün ve etkisinin arttığını açığa çıkarıyor. Doğu Türkistan'da Çin kültürü teşvik ediliyor. Çin rejiminin çeşitli yollarla Uygur kültürünü kısıtladığı, ortadan kaldırdığı ve ayrımcılık yaptığı bir dönemde Doğu Türkistan'ın Ürümçi şehrinde Çin kültürünün tanıtımına yönelik bir sergi düzenlendi. 14 Ekim'de Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Doğu Türkistan'daki sözde Şincan Halk Hükümeti, Şincan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Doğu Türkistan'a hedefli yardım sağlayan 19 ilin Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediyelerin ortaklaşa sözde "Bizim Şincan Yakşı Yer" ve Doğu Türkistan'a Şincan hedefli yardım yapan 19 il ve şehrin kültürel miras sergisi adında sergi düzenlediği öğrenildi. Çin medyasında çıkan haberlerde Ürümçi'deki Güzel Sanatlar Sarayı'nda düzenlenen bu sergi tamamen Çin kültürünü tanıtmayı amaçlıyor. Sergide Doğu Türkistan'daki sözde Şincan Propaganda Dairesi Başkanı Tian Wen, Çinli yetkililerin son yıllarda sürekli teşvik ettiği ulusal Çin kültürüyle Şincan'ı zenginleştirmek adındaki propagandasını tekrarlayarak yaptığı konuşmasında somut olmayan kültürel miras, Çin'in mükemmel geleneksel kültürünün önemli bir bileşeni, bu kültür bir bütün olarak Çin ulusunun bilincini pekiştirmede aktif rol oynayacaktır. Şincan'da Çin kültürünün gelişimsel damarını inşa etmek ve Şincan'ı kültür yoluyla zenginleştirme projesini uygulamak gerekiyor" ifadelerini kullandı. Gözlemciler Çin'in çeşitli bahanelerle Doğu Türkistan halkının maddi ve manevi değerlerini yasaklayıp el sanatları, mimarlıktan ev döşemeye kadar Çinleştirmeye çalıştığını ve aynı zamanda özel propagandalar gerçekleştirerek Çin kültürünü tanıtmaya çalıştığını, bu durumda dışındaki Uygur Türklerinin yavaş yavaş kültürünü kaybetmemek adına Uygur kültür medeniyetiyle ilgili eğitimleri ve etkinlikleri yoğunlaştırmaları gerektiğini ileri sürdü. Microsoft, Çin'deki yeni bir hizmeti askıya alacak.
Microsoft, Çin'in giderek artan sıkı yönetim politikaları nedeniyle bu yılın sonlarında Çin'deki LinkedIn hizmetlerini durduracağını duyurdu. Amerika'nın sesi Vivo'nun haberine göre, Microsoft'un 14 Ekim resmi sayfasında 2014 Çin'de ticaret başlatan profesyonel sosyal ağ sitesi olan LinkedIn'in Çin'in şu anki zorlu çalışma ortamı ve artan sıkı yönetim gereksinimleriyle karşı karşıya kaldığını açıkladığını bildirdi. Haberde Microsoft tarafından yapılan açıklamada, Çinli kullanıcılar LinkedIn'in Çince'ye özel bir sürümünün sağlanmasının aslında Çin'in internet platformu için düzenleyici gereksinimlerine tabi olduğunu ancak kendilerinin ifade özgürlüğünü güçlü bir şekilde desteklediğini ve bu kararın Çin'deki ve dünyadaki üyeleri için önemli olduğunu belirttiği bildirildi. Wall Street Journal'ın konuyla ilgili verdiği haberinde, Çinli düzenleyicilerin Microsoft tarafından yasaklanan bazı içerik ve belgeleri kontrol etmeye başladıkları ifade ediliyor. Haberde ayrıca LinkedIn'in Çin pazarından tamamen çekilmeyeceği, çünkü LinkedIn şu an Çin'e iş arama hizmeti sunduğu ve bunun da kullanıcıların içerik paylaşımına izin verileceği belirtiliyor. Microsoft şirketi LinkedIn'i 2016'da satın aldı ve LinkedIn'in şu anda 774 milyon kullanıcısı bulunuyor ve Çinli kullanıcılara açık olan tek ABD sosyal ağ sitesi sayılıyor. Çin medyası orduyu alarma geçirdi. Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken, Çin'den gelen son haberlere göre kriz en yüksek noktasına ulaştı. Çin Komünist Partisi'nin güdümündeki devlet medyası açık açık savaş tehdidinde bulunmaya devam ederken, Çinli yetkililerden çok konuşulacak yeni açıklamalar geldi. Çin merkezli Global Times, Çin ordusunu alarma geçirdi ve her an savaşa hazır olun emri verdi. Son günlerde işgal provası olarak nitelendirilen bir dizi tatbikata imza atan Çin'den gelen bu haberler sonrası Tayvan ordusunun da teyakkuza geçtiği belirtiliyor. İki ülkenin askeri güçleri kıyaslandığında Çin'in 2.1 milyon asker, 3260 hava aracı ve 3205 tankla Tayvan'a üstünlük kurduğu açıkça ortaya çıkıyor. Ancak uzmanlar Tayvan'ın arazi yapısı nedeniyle gerilla savaşına uygun olduğu olası bir çatışma durumunda iki tarafın da ciddi kayıplar vereceği uyarısında bulunuyor. Çin'de 2. Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisi'nin 1949'da Doğu Türkistan'ı işgali ve iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Chiang Kai-shek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi Kuomintang üyeleri Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan Çin Cumhuriyeti iktidarının ABD'de devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti. Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri 1971'e kadar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Çin'i temsil etmişti. Sevgili izleyenler, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.